Sevgili seyirciler, canlı yayınımız devam ediyor. Yavaş yavaş ışıklar kararıyor ama tabii bir taraftan oyuncular hemen sol tarafımızdan çıkacaklar. Onlar duşunu aldıktan sonra dışarıdan gidecekler. Galatasaray takımı da sağ tarafımızda. Orada hareketlilik var. Stadyumun biliyorsunuz yan tarafında. Orada oyuncular otobüse bindikten sonra ayrılacaklar tabii ki. Özel uçakla dönecekler. Evet. Dönecekler. Önemi yok. Hani şunu anlatmaya çalışıyoruz. Sessizlik var. Yani ilginç bir sakinlik var ama işte maç sonlarında birçok taraftarımızı biz burada görüyoruz. Onlardan biri Bülent Bey. Kardeşimiz var. Yine gelen taraftarlarımız var. Yeni gördüğümüz isimler var. Mustafa'dan aldık. Kardeşlerimiz ulusal basın mensupları da röportajını bekliyor. Hemen bitirelim. Senden de birkaç cümle alalım. Konyaspor bugün önemli bir galibiyeti imza attı. Nereden geldin sen öncelikle? Yasak başladı mı şu an? Başladı. Başladı değil mi? Biz 3'er lira yedik. Öyle mi? Evet. Ceza yediniz mi? Yazıldık geldik. Kapıdan girişte yazıyorlar Mustafa Bey. Valla geçmiş olsun diyelim. Kaç lira yediniz? 3150 lira ceza yediniz Konyaspor için. Konyaspor'umuza her şey feda olsun. Canımızı veririz Konyaspor için. Konyaspor'a değil 3000 lira, 100.000 lira feda olsun. Valla helal olsun. Tabii Konyaspor arkadaşlar. Yanımıza doğru gel kardeşim. Şöyle biraz daha ekranda. Evet, Konyaspor'a feda olsun dedi. Yani taraftarımız diyor ki buraya gelirken ceza yedik. 3100 lira diyor. Ceza girişte ceza. Ama ne yapalım? Göze aldık diyor. Böyle bir galibiyet almış takım yıllar sonra diyor. Ne yapalım diyor yani. Feda olsun Konyaspor'a diyor ama ben onlara kıyamıyorum. 17. Kolay değil. Para kolay kazanılmıyor. Yine de ben size kıyamam. Sağ salim bir şekilde de artık maçlardan evlerinize dönersiniz. Bundan sonra da bol böyle mutlu bir şekilde programları da takip edersiniz. Rahat geçer. Hafta sonu Karagümrük maçında inşallah güzel bir sonuçla hafta sonunu değerlendirir. Önümüzdeki Antep Spor maçının yeni katılan arkadaşlar kupa maçında oynar mı oynayamaz mı artık bilemiyorum. Startta inşallah kupa zaferiyle de taşlandırırız bu galibiyeti. Bir üst sıra yükseliriz. İnşallah daha güzel günler Konyaspor'u bekliyor. Evet, İsmail hocamın arkasındayız. Konyaspor'umuzu sonuna kadar destekliyoruz. Her zaman Konyaspor'a tam destek.